Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Ezine'nin Dalyan köyünden size sesleneceğim. Bugün Ezine'nin Dalyan köyündeyiz. Alexander Troas antik şehrini gezeceğiz. Ama çok uzun tutmayacağım çünkü çok geniş bir alan, çok geniş bir yelpazesi var, çok derin bir tarihi var. Onun için umarım bir sonraki videoda daha detaylı anlatacağım. Ama bu sadece kısa bir giriş videosu ve genel tanıtım videosu olsun. Bundan sonraki güzel içerikleri de kaçırmamak için kanalıma eğer abone değilseniz mutlaka abone olun ve beğenerek dostlarınızla da paylaşın. Eğer sizin de yorumlarınız varsa onları da mutlaka yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Sizin fikirleriniz bizim için önemli. Arkadaşlar şimdi Dalyan köyünün tabelasından yaklaşık 1 kilometre kadar geldiğimizde hemen gördüğünüz gibi Alexander Troas şehrine geliyoruz ve hemen tabela arkamızda, onun da arkasında hemen görüyorsunuz eski hamam var. Önce şimdi şu anda yeni restorasyonu yapılan yeri gezeceğiz. Arkasından da oraya gideceğiz. Biraz ters ışık var ama olsun. Alexander Troas antik kentine geldik. Şimdi burada kazı çalışmaları devam ediyor. Yine Kültür Bakanlığı nezdinde. Şu anda gişe çalışmıyor ama burada giriş ücretsiz. Şu karşıda zeytin bahçeleri var. Ama bu zeytin bahçelerinin içi de hep tarihi eser dolu. Burası komple bir şehir imiş. Antik kenti şöyle bir göstereyim sizlere. Bunlarla ilgili daha detaylı bilgiler mutlaka paylaşacağım. Giriş de buradan normalde. Ama şu anda kapalı. Turizm sezonu açıldığında tekrardan güzel bir video yapacağız inşallah. Şu karşısında deniz zaten. Oradan da Bozcaada'yı seyredebilirsiniz. Şu taşların ölçüsüne bakarsanız ne kadar düzenli, ne kadar estetik olduğu belli oluyor. Yalnız şu karşısındaki bu taşları, taş duvarları zannetmeyin ki eskiden kalma. Bunlar sonradan yapıldı. Ama bakın bahçenin içerisinde burada da kalıntılar var. Araziyi böyle komple geçip tarih koklayabilirsiniz. Çünkü çok geniş bir alan. Şimdi şu karşıya bir gidelim. Yolun karşısına geçiyoruz. Çünkü bu tarafta şehir komple devam ediyor. Kazlar hala gördüğünüz gibi. Bakın. Çalışmalar devam ediyor. Çok eski bir şehir.
Hatta Osmanlı buraya eskiden eski İstanbul dermiş. Evet, şimdi burada koyun ve keçi sürüleri var. Onların içinde. Bakın, alan komple tarihi eser dolu bakın. Ve bakanlık da buraya sahip çıkmış ve eski tarihi canlandırıyor. Şimdi antik kentin oradan gidelim, şimdi hamamın oraya. Burada da kentin tarihi ile ilgili tanıtım vardı zaten. Gördüğünüz gibi alan ne kadar geniş bir yeri kapsıyor. Tapınaklarından stadyumlarına kadar, hamamlarına kadar hepsi var. Evet, şurası da var. Yani bu arabayla gezdiğimiz yerlerin hepsi eskiden Alexander Troas şehrinin içerisindeymiş. Şurada sular da var bakın. Mesafe uzun ve geniş diye mecbur arabayla gidiyorum. Dalyan köyünden arkadaşlar da yürüyüşe çıkmışlar. Şu anda hala Alexander Troas antik şehrinin içerisindeyiz. Tamam, şimdi bak oraya gideceğiz. Şuradan geçeceğiz. Şimdi hamam, şöyle bir hamama doğru gidelim. Evet, şimdi hamam yolundan yürüyoruz. Surları görüyorsunuz arkadaşlar. Yıllar önce yapılmış. Hala ayakta. Daha böyle devam ediyor surlar. Biz buradan bir hamama şöyle bir göz atalım. Ne alemde diye. Bakın, restorasyonlar halen devam ediyor. Yani bugünkü halini görünce pek bir şey anlaşılmayabilir ama tarihe meraklı olanlar, eski şehirlere meraklı olanlar bugünkü halinden restorasyon yapıldığında nasıl bir hale geleceğini çok iyi tahayyül edebiliyorlardır. Onların hayal gücü bizden biraz daha iyi. Bir de restorasyon bittikten sonra gelmek istiyorum açıkçası buraya. Ben burası böyle kapalı bir kubbe. Herhalde üstü
kubbe şeklinde kapatılacak. Arkadaşlar şimdi hamamı da gezdikten sonra kısaca buranın tarihiyle alakalı da bir bilgi vermek istiyorum. Burası milattan önce 310 yıllarında başlanmış yapılmaya. O zamanlar 1. Konstantin buranın başkenti olmasına karar vermek istemiş ama daha sonra da İstanbul olmasına karar vermiş. Daha ilerleyen sonraki zamanlarda da Osmanlılar buraya eski İstanbul diyorlarmış. Büyük İskender'in ölümünden sonra da onun adının yaşaması için buraya İskender'in şehri anlamına gelen Alexander Troas ismini vermişler. Yani Alexander Troas ismi nereden geliyor diye düşündüğünüzde onun hatırası bu. Onun anlamı bu. Biraz da şöyle surların kenarlarından şöyle bir görüntü alalım. Ondan sonra da yavaş yavaş videomuzu kapatalım arkadaşlar. Mutlaka dostlarınızla paylaşın arkadaşlar videolarımızı. Şimdi şehre biraz da yukarıdan bakalım. Ondan sonra da yavaş yavaş videomuzu kapatalım arkadaşlar. Karşısı da Bozcaada. Arkadaşlar bugün size Alexander Troas antik kentini kısaca tanıtmaya çalıştım. Ama bölge çok geniş, tarih çok derin. Öyle bir 10 dakikalık, 15 dakikalık bir videoda anlatılacak bir konu da değil. Dolayısıyla burasıyla ilgili bir sonraki videolarımız yine gelecek. Onun için de kanalımıza abone olun ve bir sonraki videolarımıza kaçırmayın arkadaşlar. Size elimden geldiği kadar buranın tarihi yapısını da, tarihi güzelliklerini de göstermek istedim. Zaten Dalyan videomu seyretmişseniz eğer, Dalyan köyü de çok eski bir köy ve antik limanı var. Burayla da oranın arası yaklaşık bir 3-5 kilometre ya var ya yok. Oraya gelmişken burayı, buraya gelmişken orayı da ziyaret edebilirsiniz. Ve arkadaşlar videomu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve her zamanki gibi dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere. Thank you.